Değerli Toplum 24 televizyonu izleyenleri, bugün gene sizlerle beraberim ve izleyeceğimiz, ele alacağımız bir konu güncel olarak ülkemizi birinci derecede ilgilendiren, dünyayı da çok önemli bir şekilde ilgi alanında çeken, tutan bir konu. Orta Doğu, Yakın Doğu dediğimiz bizim içinde bulunduğumuz bölge çok önemli gelişmeler içinde. Irak Savaşı'yla başlayan, Amerika'nın Irak'a saldırısıyla başlayan süreç Suriye'ye geldi, dayandı. Suriye'nin parçalanması sonuçlandırılamadı. Suriye kendisine göre direniyor. Fakat bu süreç içinde bambaşka bir şeyle daha karşı karşıya kaldık. Doğu Akdeniz neredeyse Suriye yüzünden oraya toplanan güçler yüzünden Suriye'den daha önemli bir şekilde düşünülmeye başlandı. Bu şöyle, Doğu Akdeniz dediğimiz zaman buna Doğu Akdeniz'de Akdeniz'e sahilleri olan ülkeler giriyor. Ve en önemlisi Kıbrıs giriyor. Sorun nereden çıktı? Daha doğrusu sorun demeyelim. Bu genel olarak doğal kaynakların insanlığın eline geçmesi bakımından bir olumlu durum. Ancak olumlu durumların bazıları sorun haline geliyor. Çünkü tarihte çok görüldü benzerleri. Belli ülkelerde petrol çıktığı zaman o petrol 20. yüzyıldan sonra dünyanın en değerli doğal maddesi olduğuna göre, doğal kaynağı olduğuna göre, en değerli şeyde felaketler getirdiğine göre bunun çok büyük sorunlar yarattığını birçok ülke yaşadı. Halen de yaşıyor. Venezuela'da bunun bir olumsuz sonucunu yaşayanlardan, Kafkas ülkeleri öyle, Romanya öyle, Orta Doğu bölgeleri zaten. Kimisi zenginliğini yaşıyor, barış içinde gibi ama Amerika'ya dayanarak barış içinde olunca, yani Pax Americana ne kadar daha sürer, bundan başka akla bir soru gelmez. Neyse, bu şeye, Doğu Akdeniz'de doğal denizin altında, karada doğal gaz ve petrol olduğu yolunda bazı görüşler vardı. Bu görüşler kesinlik kazandı. Ölçümler, biçimler falan yapılmış. Ve burada herkes bir pay sahibi olarak, yani denizi parselleyip herkes bir parsele sahibi olarak bu zenginlikten yararlanmak istiyor. İşin içinde Avrupa ülkelerinden Fransa'sından İngiltere'sine, Amerika'sına kadar hepsi rol oynuyor. Bu arada ne gibi yollara başvuruyorlar? İttifak güçleri arıyorlar. Mesela Amerika bu Doğu Akdeniz'deki zenginliği değerlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs'taki Rum devletinden, Yunanistan'dan, İsrail'den destek alarak o bölgede hakimiyetini sürdürmek istiyor. Ne yapmak istiyor? Bunlara da dayanarak, bunlarla birlikte en geniş alanı kaplamak istiyor. Ve bunun için de askeri yöntemi de kullanabileceğini gösteren ve bunu düşündürmek isteyen davranışları var. Manevralar ve askeri tatbikatlar yapılıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Amerika birlikte bütün deniz güçleriyle bölgede ortak tatbikat yapıyorlar. Peki tatbikatın hedefi ne?
hem görünürdeki hem özündeki hedefine, hedef Türkiye. Türkiye'ye bu bölgede denizdeki bu parselasyon durumunda pay vermemek, Türkiye'yi etkisizleştirmek gibi bir plan uygulanıyor. Ve bütün ülkeler en iyi petrol ve doğalgaz çıkarılabilecek yerler için araştırmalar ve aramalar yapıyorlar araştırma gemileriyle. Bunlar devam ediyor. Şimdi devreye Türkiye de girdi. Türkiye de araştırma gemileriyle kendi ekonomik münhasır bölge denilen, yani benim dışında başka hiçbir devletin burada hakkının olmadığı alandır dediği yerlerde araştırmalar yapıyor. Türkiye bunu yapmasın istiyorlar ve Türkiye'ye hatta bazı tehditler geliyor. Yunanistan gibi bir ülkeden, yani kendi çapını, haddini, tarihini fazla ele almadan, dikkate almadan konuşan bir ülkeden, eğer Türk gemileri araştırma yaparlarsa o gemileri önleriz ve personelini yakalarız, hatta hapse atarız gibi bir münasebetsiz çıkış da yaptı. Elbette karşılığını gördü. Hadi buyurun, yapacaksan yap dendi. Böyle bir şey yapılmaz, söz konusu değil. Hem uluslararası kurallar açısından, hem güç dengeleri açısından, hem toplumların bunu meşru görebilecekleri açısından böyle bir imkan zaten yok. Amaç nedir? Türkiye'nin, Türkiye bir hedef ülke olduğuna göre, Türkiye'nin Akdeniz'den de, Ege bölgesinden de, hatta Karadeniz'den de, ama o şu anda önde değil, Doğu Akdeniz'den etkisiz hale getirilmesi, eğer münhasır ekonomik bölgeleri çok bir dar alana hapsedilirse, bizim Antalya'dan başka limanımız kalmayacak. Oysa Doğu Akdeniz'de denizle sınırı en uzun olan ülke Türkiye. Buna rağmen böyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Şimdi gelelim bu fiili durumda Türkiye'nin yapması gerekenlere. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye inisiyatifli, güçlü ve yapacağı şeylerde başarılı olmak istiyorsa, kendisinden sonraki Akdeniz sınırını, ki uzun bir sınırdır o da, Suriye sınırını güvence altına almak ve o sınırın ülkesiyle birlikte hareket etmek zorunda. Oysa biz bugün ne yazık ki Suriye ile düşmanlık ilişkileri içindeymişiz gibi bir karşıtlık durumunu sürdürüyoruz. Bunun elbette bir sonuca varması mümkün değil. Bundan vazgeçilecektir. Ama ne kadar geciktirilirse o kadar zararımıza olacağı da ortadadır. Tabii bu arada bölgede Asya ağırlığını koymakta dolandığı bir durum yaşadığı şartlarda elimizden çıktı. İngiltere biraz da Osmanlı Devleti'ni uyuşturarak, kandırarak, geçici olarak benim elime ver bu adayı dedi. Kabul ettiler. Ve sonunda geçici olarak İngiltere'nin eline geçen ada, daha sonra 20. yüzyılda İngiltere'nin sömürgesi oldu. Sen sağ ben selamet, bu işi böyle bağladık. Fakat orada bir Türk nüfusu var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'yla kurulduktan sonra oradaki Türk nüfusu yüzünden bu
1950'lerden sonra sorun olarak çıkartılmak amacıyla uyumaya bırakıldı. Ve 50'lerden sonra Kıbrıs'ın nasıl bir Türkiye'nin başına sorun haline getirildiğini tarih kitaplarından yaşı tutmayanlar öğrenebilir. Yaşı tutanlar o günlerde yaşananları biliyordur. Biz Türkiye olarak o dönemde 50'li yıllarda Kıbrıs'ın Türkiye'nin bir parçası olduğunu savunduk, sahip çıktık adaya, oradaki Türklere sahip çıktık ve bu işler 60'lı yıllarda Türkiye'ye adadaki Yunan toplumunun maalesef emperyalizme dayanmak isteyen çeteleri, grupları tarafından kötüye kullanıldı. Kıyımlar yapıldı. Türklerden çok öldürülenler oldu. Türkler kaçırılmaya çalışıldılar. Nüfus azaltılmaya çalışıldı. Neyse böyle bir Kıbrıs dönemi de yaşadık. Daha sonra bazı anlaşmalarla Türkiye'nin garantör olarak tabir edildiği, yani adanın güvenliği ve geleceği konularında çok önemli hakkının olduğunun kabul edildiği imzalar atıldı. Ve bugünlere geldik ama bugünlere geldiğimizde adanın tarihteki önemi ve bugünkü, şu anki önemi yüzünden kimsenin oradan uzak durmaya niyeti olmadığı gibi herkes en ön plana çıkmaya çalıştı. Ve biz bugün bunu yaşıyoruz. Kıbrıs Türkiye'ye dar edilmeye çalışılıyor. Kıbrıs Türkiye'nin vazgeçsin de biz onu rahatsız etmeyelim şeklindeki bir görüntü vererek teslim alınmaya çalışılıyor. Ve Türkiye'nin de bunu kabul ederse geleceği tehlike altına girer. Çünkü Türk askeri hala orada konuşlanmış durumda. Bu Türk askeri birliğinin oradan ayrılmasını istiyorlar. İstilacı güç olarak tanımlıyorlar. Eğer o oradan ayrılırsa, ki talep son derece nettir, Türkiye'nin hiçbir iddiası, hakkı ve bir umudu kalmayacak. Dolayısıyla Kıbrıs'a şöyle bakmamız lazım. Kıbrıs Adası çok önemlidir. Tamam. Ama dünyada en çok Türkiye için önemlidir. Ve Türkiye'nin geleceği, bekası Kıbrıs'ın tamamen kendisinden çıkmasıyla ilgilidir. Eğer Kıbrıs Türkiye'nin hiçbir hakkının olmadığı bir duruma gelirse, Türkiye'nin geleceği bile tartışmalı bir hale gelir. Onun için Kıbrıs önümüzdeki günlerde daha da alevlendirilecek. Kıbrıs'ı savunmamız lazım. Kıbrıs'ın Türkiye ile birlikte olması lazım. Bugünlük konumuzu burada sınırlıyoruz. Biz bir başka konuyla daha sonra bir başka programda buluşmak üzere esenlikler diliyorum. Teşekkür ederim.